Of ya, bu Moni ile ne yapacağım ben böyle? Yine uyudu ve hiçbir şekilde kalkmıyor. Ne olacak bu çocuk ya? Yine tek kaldım ya. Ne yapacağım şimdi? Fred zaten evde uyukluyordur. Acaba bizim kızlar ne yapıyor? Hadi Sera, hadi, çok yavaşsın. Tamam, geliyorum. Aa, Lia ile Sera. Hey, merhaba, ne yapıyorsunuz? Oy Tovi ya, sen nereden çıktın? Aa, buradaydım da senin kafandaki o şey ne? Ve Sera'nın kafasındaki ne öyle? Ne kadar da yakışmış ikinize de. Teşekkürler Tofi'cim. Elinizdekiler de ne öyle? Söylemek zorunda mıyız Sera? Sadece kızlara özel olacaktı diye ama bilemedim şimdi. Sen bilirsin Sera, sonuçta Tofi senin sevgilin. Söylemek istiyorsan söyle. Tamam, hadi söyleyelim, ne olacak? Tamam, ne yapıyorsunuz ya, şunları niye elinizde taşıyorsunuz, koysanıza bir. Ya tamam, koyayım Tofi. Biz pijama partisi yapacaktık kız kıza. Ne, pijama partisi mi? Aynen öyle. Vay, beni neden çağırmıyorsunuz? Çünkü adı üstünde kız kıza. Ama ben pijama partilerine bayılırım. Pijama falan da giyerdim. Ya bunun pijaması var mı Sera ya? Tofi, 7/24 aynı şeyi giyiyorsun. Pijaman var mı cidden? Of ya, ne yapayım, kırmızı tulumum çok yakışıyor bana ama. Yakışmıyor mu yoksa? Yakışıyor tabii ki. Sadece soruydu Tofi. Aa, iyi tamam. Yani beni çağırmıyor musun? Of ya. Ben de gidip Fred'le giderim o zaman. Siz de burada uğraşın durun. Tamam, Fred'in yanına git. Biz de kız kıza parti yapalım. Bu benim işime gelir. Of ya. Of, yine gidin zaten, takıldın oralarda bizsiz. Hadi Sera gel, diğer sandıkları da taşıyalım. Tamamdır. Çok eşya var. Of ya, yukarı çıkayım. Umarım Fred evdedir. Zaten kızlar tek başına takılıyor. Aa, Fred ne yapıyorsun? Aa, bir tane kokoroç yakaladım. Kokoroç mu? Kokroç, o da hamam böceğinin. Omzunda fare var Fred. Evet, evcil hayvanım. Tanışmadın mı daha? Tanışmadım. Elindeki kim? Elimdeki de kokoroççu. Kokoroççu mu? Ya Fred, niye böyle garip garip hayvanlar besliyorsun evinde yine? Bence gayet iyi bir hayvan. Ya tamam, tipi falan biraz garip değil mi sence de? Baksana, bir yere koysana. Al bakalım. Fred, kaçıyor ama. Ya kaçsın ya, o hep eve dönüyor zaten bir şekilde. Fred, neden böyle bayılıyorsun bu kadar iyi hayvanlara ya? Moni'yi çağırdım dışarı ama uykudan kalkmadı. Bizim kızlara baktım, onlar da ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyorlarmış? Onlar da pijama partisi yapacakmış. Pijama partisi mi? Biz de gidelim. Ama kız kıza yapacaklarını söylediler ve bizi çağırmadılar. Ya ben konuşayım onlarla bir şekilde. Belki anlaşırız. Tamam, gel deneyelim ya. Beni dinlemediler ama belki seni dinlerler Fred. Gel deneyelim şansımızı. Hadi gidelim. Aa, bir dakika, seninki yine oynuyor. Bak, hareket ediyor sürekli. Bana bak, üstüme gelmez değil mi? Yo yo, gelmez, o evimde oynar benim. İyi tamam, bakalım. Aa, kızlar ne yapıyor orada? Ya bu çok ağır ya, çok ağır. Hey, ne yapıyorsunuz ya? Hala mı taşıyorsunuz? Kaç tane eşya götüreceksiniz? Çok fazla. Baksana Fred ya, kaç tane eşya götürüyorlar ve pijama partisi yapacaklar bizsiz. Biz de gelelim mi? Sera, Fred'in omzundakini görüyor musun? Fred, bu ne? Evcil hayvanım. Yaklaşma. Evet, bence de yaklaşmasan daha iyi olabilir ama Fred'in size bir teklifi var. Ne teklifin var be sarı kafa? Omzundakiyle hiçbir şey isteyemezsin, hiçbir şey. Ya peki bunu atarsam nasıl olur? Ya o zaman bir düşünürüz Sera, değil mi? Aynen öyle. Evet Fred, onu bir... Aa, bir dakika, aman böceğini yeri mi getirdin? Ya elime geldi kendisi. Tamam, Fred sakin ol, duram. Aa, bir dakika. Olamaz olamaz olamaz, kimin evine gidiyor? Durmuyor yerinde. İnşallah Moni'yi yer. Moni yatakta uyuyordur zaten. Neyse tamam, dolaşsın biraz orada. Tamam, ama biz de pijama partisine gelmek istediğimiz için ne yapabiliriz? Bence bir pijama partisi biz yapalım aramızda. Siz sonra da kız kıza yaparsınız. Sera, ne diyorsun buna? Hayır, sadece kız kıza özel diliyor. Söz verdim. Hey Sera, yoksa beni istemiyor musun? Yoksa beni eskisi kadar sevmiyor musun? Hayır, saçmalama Tofik. Ben seni her zaman çok seviyorum ama bu Lia ile özeldi. Of ya. Ama. Harika bir eğlenceli bir şey yapacağımızı söylesem de olmaz mı? Nasıl yani? Süper, ultra, mükemmel ötesi eğlenceli mi? Evet ve hatta ne yapsam Fred, ne yapsam? Hatta benim evimde. Hayır, asla senin evinde olmaz. Neden olmamış ya? Baksana, evim 3 katlı ve devasa. Senin evin erkek kokuyor. Biz kız istiyoruz. Evet, benim evimde olsun. Ya yok, Lia'nın evde şeker kokuyor. Asıl benim evim olsun. İyi Fred, senin evinde de böcekler var. Senin evin gibi böcek dolu olmadığı için.
için mi gelmiyorsun evime? Ya ama ben böcekleri seviyorum bir kere. Benim evimde olsun arkadaşlar. Hayır Sera, üstümüzde deney falan yapmaya çalışacaksın yine. Ne yapacağımıza inan karar veremedim ya şu an. Çok aradayım. Oha, bu da kim böyle? Ne kadar yakışıklı böyle. Takım elbise falan giymiş. Evet, bayağı zengin birine benziyor. Merhaba. Merhaba, nasılsınız gençler? Nasılsınız gençler mi? Bu nasıl konuşma tarzı ya? Zengin birine benzemiyor mu bu? Evet, çok zengin birine benziyor. Biz o kadar zengin değiliz. Konuşmasak mı acaba? Evet, bilmiyorum ki. Merhaba, çekinmenize gerek yok. Yoldan geçerken kulak misafiri oldum. Sanırım kendinize bir pijama partisi için ev ayarlamak istiyorsunuz. Doğru mu duydum? Evet, doğru duymuşsunuz. İşte tam aradığınız gibi bir şeye sahibim. Eğer isterseniz hayalinizdeki pijama partisi evini yapabilirsiniz. Bunlar için tüm kaynakları sizin için sağlayabilirim. Tüm kaynaklar mı? Ne diyorsunuz çocuklar? Bir dakika. Bize bedava ev mi vereceksiniz yoksa? Tam olarak öyle sayılmaz. Ama kendi evinizi kendiniz yapabileceksiniz. Ne yani? Kendime kıpkırmızı, devasa, çok büyük, efsane büyük bir şey yapabilecek miyim? Hafif, o zaten senin gerçek evin. Bence birazcık daha farklı şeyler yapabilirsin. Doğru, zaten kendi evimi de yapmıştım. Tamam, daha farklı, eğlenceli evimin ortasına hız treni yapacağım. Yani Sera, bizde o zaman çok iyi pijamalarla dolu, mükemmel labirentli, gizem dolu bir ev yapabiliriz. Harika olur, hem de sınırsız olur. Evet, çok güzel olacak, çok güzel olacak. Çok eğlenebiliriz değil mi Fred? Evet, güzel olur. Tüm böceklerim için de bir alan yaparım. Ya Fred, bu kadar hayvansever olman beni bazen korkutuyor. Tamam emlakçı bey, ne tarafa gitmemiz gerekiyor? Gelin çocuklar, beni takip edeceksiniz. Size her şeyi göstereceğim. Arkadaşlar biraz tehlikeli gibi duruyor ama güvenmeli miyiz ya? Çocuklar hadi gelsenize. Fred yine korkusuzca en önden gidiyor ya. Neyse, gelin takip edelim. Fred varken bir şey olmaz zaten. Gelin bakalım çocuklar, yolumuz çok uzun değil zaten. Her şeyi önceden ayarlamıştım. Her şeyi önceden ayarlamıştım derken Lia? Ya nereden biliyor ki bizim böyle bir şey yapacağımızı? Ne olur ne olmaz diye ben eşyalarımı yanıma almadım. Çalınmasın. Ben de almadım. Baksanıza sürekli arkasına bakıyor. Bizi kontrol ediyor gibi. Biraz üktüm açıkçası. Tofi, umarım böbreğimizi falan çalmazlar. Yok be, benim gibi kaslı biri varken ne yapsınlar sizi? Geldik galiba. Nereye geldi? Bir dakika, burası da ne? Durun bir dakika. Bunlar sarı, mor, kırmızı, turuncu. Bana bir yerden tanıdık geliyor çocuklar. Bunlar bizim renklerimiz. Hatta harika gözüküyorlar. Evet çocuklar, burası sizin için özel hazırlandı. Nasıl özel hazırlandı? Ne ara hazırladınız? İşimde her zaman öncelikliyimdir. Görmüş olduğunuz gibi tüm renkler de hazır sizin için. Evet, kırmızı benim için. Turuncu Sera için. Mor Lia için yerine geçti bile. Ve sarı galiba Fred için. Ben buraya bayıldım. Kocaman bir ev yapabilirim. Evet, ben de yapabilirim. Hepimizin kendine özel alanları var şu anda. Tofi, bizimkisi yan yana. Evet, çok güzel oldu. Bana bak, yoksa kopya mı çekeceksin Sera? Ayıp ediyorsun. Hem sen benden kopya çekersen. Ben öyle bir şey yapmam ki. Tamam. Ne yapacağız şimdi emlakçı bey? Görmüş olduğunuz gibi arkamda bir game mod dairesi var. Eğer özel ayarladığım yere geçerseniz game moda geçebilirsiniz. Ya Fred, niye önceden giriyorsun ya? Çünkü sandviç yedim az önce. Bak uçuyorum. Şuna bak, harbiden sandviç yiyor. Ben de uçuyorum. Tamam, ben de deneyeceğim. Hop bakayım. Bir dakika, ben de uçabiliyorum. İşte budur, harika oldu. Sera da uçuyor. İşte bu. Aynen öyle. Tamam, şimdi game moda geçtik. Evet arkadaşlar, tüm yetki sizde şu anda. Bu hazırladığım yerlerde en iyi evi yapmak sizin hakkınız. Bakalım en iyi evi kim yapacak? En son puanlamaya geri geleceğim. Emlakçı bey, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın çocuk. Tamam. Ne yapacağız? O zaman süremiz var mıydı ya? Süremiz de var galiba. Tamam, ben gidip başlıyorum hemen. Ya kaç dakikamız var ya? Onu söylemediniz ki. Of ya Fred, bir adamı arar mısın telefonla? Düt. Benim telefonum yok ki. Nasıl yok? Nereden düt düt sesi çıktı o zaman? Ağzından tabii ki de. Ağzıyla yaptı, ağzıyla. Delirdiniz mi ya? Neyse, hemen başlıyorum. O zaman kopya çekmek yasak, unutmayın. Mosmor bir ev yapacağım. Ben kazanacağım. Ben de kıpkırmızı bir ev yapacağım. Bekleyin şimdi. Kırmızıyla en iyi giden tabii ki de Ladin kütüğü. O zaman şöyle yapacağım. Şöyle simetrik bir ev olması için böyle düzenli bir yol yapacağım buraya. Tamam, 5 tane oradan 5 tane de buradan ayırdım bile. Şimdi diğer tarafa da aynısını yapıyorum. Tamam, buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, tamam, bu da buraya. İşte bu, tam bir kare oluşturdum. Tamam, ilk olarak taslağı oluşturdum.
durmam gerekiyordu sanırım. Şöyle güzel bir ev yapmak istiyorum kendime. Şöyle ilk olarak bu taraflar olsun. Sanırım yükseklik olarak 5 yeterlidir. Tamam 5 buraya. Tamam ön tarafı böyle oluşturdum. Tabii ki böyle bir şey istiyorsam sihirli baltaya da ihtiyacım var. Hemen şöyle seçelim. Ve şöyle kırmızı betonlarımı koydum bile. Burayı şu şekilde istiyorum çünkü daha güzel duracağını düşünüyorum. Kütüklerimi böyle yerleştireceğim. Tamam buraya da aynısını yapıyorum. Hop tamam. Arka tarafı da kapatmalıyım. Tamam ilk olarak güzel bir tas daha hazırladım. Hatta bir saniye şunu da şöyle yapacağım. Bir tane daha ortaya doğru kaydırdım. Yerleri şöyle bir ladin tahta istiyorum. Hop tamamdır. İçi bayağı sıcacık olacak. Şimdi ladin merdivenleri şöyle kullanacağım. Şöyle de güzelce bir kapatmak istiyorum. Her iki tarafa da aynısından yapacağım. Bu sefer kütükleri de böyle koyacağım diğer tarafa. Ladin basamaklarımı şöyle yerleştiriyorum. Basamaklardan vazgeçtim, böyle daha güzel duruyor. Hatta şöyle yapacağım. Camları gölgeli cam kullanacağım çünkü içeride pijama partisi yapıyoruz. Dışarıdan çok fazla gözükmesini istemiyorum. Hop tamamdır. Böyle tatlı duruyor. İlk olarak dış giriş böyle olacak. Tamam yukarıya şöyle bir yer ayarladım. Şimdi burayı güzelce yükseltmem gerekiyor. Harika bir giriş ayarlayacağım. Şöyle tamamen tamamlarsam var ya, tamam. İşte budur. Güzel bir giriş ayarladım. Şimdi buraya iki tane kapı lazım. Ladin kapılarımı şöyle yerleştirdim. Bir de basınç plakası istiyorum önde çünkü direkt açılmasını istiyorum böyle. Hop tamamdır. Girip çıkabiliriz kolayca. Tamamdır. Girişi böyle oldu. Biraz karanlık mı yaptım ya? Çok aradayım. O zaman biraz renklendirelim buraları. Şu şeritleri kırmızı hale getiriyorum. Tamam. Şimdi daha tatlı olacak. İşte budur. Ufak tefek dokunuşlar daha en sonda ekleyeceğim zaten. Şöyle güzel güzel sarmaşıklar ekleyelim. Yeşil yeşil gözüksün. Tamamdır. İşte bu. Yerli taş değil de çimen istiyorum sanırım. Daha böyle egzantrik bir hava vereceğim. Şöyle yaparsam işte budur, daha harika oldu. Şimdi buralara nasıl bir şey yapabilirim? Bir tane daha şöyle yapsam nasıl durur diye düşünüyorum. Evet daha güzel durdu. Şöyle uzatalım. Tamamdır, evimin önü şu anda hazır gibi. Sanırım buraları da düzeltmem gerekiyor. Tofi ne yapıyorsun? Harika bir şey yapıyorum diye şu anda. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hadi ipucu ver. İpucu veremem. Şu an var ya odunlu modunlu harika bir şey çıkar ortaya. Ya çalmayacağım ya, çalmayacağım. Sadece biraz zorlanıyorum. Zorlanıyor musun? Hayır ya, biraz daha denersen yapabilirsin bence. Ya deniyorum zaten ama tabii ki biraz zor yani, kolay değil. Lia başarabilirsin. Yapı kapışmaların prosu değil misin sen? Evet. Sera sen ne yapıyorsun? Ben de kocaman bir söylemeyeceğim. Aa bir dakika. Bak bak, az kalsın söylüyordu var ya, ağzından kaçırıyordu. Of ya, laf alamadım ağzından. Tamam tamam, şöyle kapatıyorum ladinlerle. Hop tamam. İşte budur. İçerisi ve her yer güzel olmaya başladı. Aşırı hoşuma gidiyor. Ön tarafı harika duruyor. Hemen şuralara da sarmaşık ekleyelim biraz. İşte budur. Güzel bir giriş. Her şeyi daha da iyi yapar. Şimdi şuraya bir alan ayarlayacağım. Şöyle güzel taş tuğlalardan kullanacağım. Tamam, şöyle bir alan ayarlıyorum. Hemen şöyle yükseltelim. Girişimiz böyle olacak. Şimdi burayı kapatmam gerekiyor. Tamam, buraya çektim. Hop tamam, buradan da hallettim. Şimdi burayı kırmalıyım. Çünkü harika bir şey çıkacak ortaya. Tamamdır. Bir tane siyah yün, bir tane de beyaz yüne ihtiyacım var. Şöyle bir başlangıç çizgisi yapalım. Şimdi ilk olarak nereden başlamalıyız? Şuradan başlatacağım. Güçlendirilmiş ray ve normal raya ihtiyacım var. Tamam, şöyle koyalım. Şöyle iyice çevire çevire başlatacağım. Ve tamamdır. Buraya harika bir hız treni yapacağım. O kadar güzel olacak ki. Kızıltaş meşalelerini unutmamam gerekiyor. Eğer unutursam tren durur. Tamam, şöyle yapalım. Buraya da beyaz lazım. Güzel, tamam, aşağıya da koymalıyım. Ve işte budur. Tamam, başlangıç yerimiz hazır. Buraya sandığımızı koyacağız. İçini bayağı bir vagonla doldurmam gerekiyor. Tamam, buranın devamını birazdan yapacağım. Şimdi diğer kısma bakmalıyım. Pijama partisi için ayarlamalıyım buraları. Şimdi pijama partisi denilince tabii ki de uyumak da gerekir. O yüzden bir sürü yatak alıyorum. Sarı yatak, turuncu yatak, kırmızı yatak ve tabii ki Lia için mor yatak. Bayağı geniş bir alan istiyorum, o yüzden böyle yapacağım. Tamam, turuncuyu koydum. Sıra morda ve sıra sarıda. İşte budur, tam yetti neredeyse. Tabii ki de herkes özel eşyaları olacağı için sandıklarını da buraya koyabilmeliler. Hop böyle yerleştiriyorum. Burada güzelce uyuyabilecek herkes. Şimdi aklımda harika bir şey var. Hemen halıları alıyorum. Kırmızı, turuncu, mor ve sarı. Şimdi nasıl bir şey yapsam diye düşünüyorum. Şöyle yapsam güzel durur mu? Tamam. Bir de turuncuya yapalım. Mor için bir tane yapmalıyım. Ve tabii ki sarı için. Tamamdır. Harika durdu burası. Burası fazladık kaldı. Tamam, orayı da böyle yapalım şimdilik. Tamam, madem bir pijama partisi yapıyoruz. Güzel bir televizyona da ihtiyacımız var. Tamam, işte budur. Güzel bir televizyonumuz da var şu anda. Ve karşısında bir de oturmak için koltuk lazım. Şöyle güzel güzel koltuklarımızı yerleştiriyorum. Ve tamamdır, bayağı büyük koltuklar bunlar. Gelip şöyle güzelce oturabiliriz ve izleyebiliriz. Biliyorsunuz ki Lia çok güzel piyano çalıyor. O yüzden buraya bir piyano koyacağım. Belki gece bize çalar diye.
Arkadaşlarımla oynayabileceğim bir bilardo masası da harika olur bence. Şuraya da güzel bir resim tablosu. Belki Sera resim çizer buraya. Çok güzel çiziyordu çünkü. Tamam, içerisi bence güzel oldu. Şimdi hız trenine devam etmeliyim. Tamam, efsanevi hız trenimi tamamlamalıyım. Hızlı olmam lazım. Şöyle evin her tarafından geçireceğim. Hız trenimi gittikçe ildiriyorum aşağıya doğru ve tekrardan yukarı çıkaracağım. İyice dolaştırdım. Bütün evin etrafında dönüyor neredeyse. Tamam, harika bir şekilde evin etrafında çeviriyorum. Tamam, şimdi güçlendirilmiş raylarımı ve her şeyimi toplamalıyım. Devam edeceğim. Şöyle bütün raylarımı yerleştirmeliyim. Harika bir şey çıkacak ortaya. Çok merak ediyorum en sonunda nasıl olacak diye. Pijama partisine eğer benim evimi seçerlerse harika bir şekilde eğleneceğiz. Hey Sera, ben mi daha iyi yapacağım sence yoksa sen mi? Bence ben yaparım. Sence? Tabii ki ben yapacağım. Hatta öyle bir şey yapıyorum ki görünce inanamayacaksınız. Göreceğiz bakalım. Yok artık ya Lia, o kadar güveniyor musun kendine? Evet, hem de çok fena güveniyorum. Yok artık, daha fazla koymalıyım bunlardan ya. Harika bir şey çıkması lazım ortaya, yoksa kaybedeceğim. Beni geçemeyeceksin ki. sen öyle san çok güzel eğleneceksiniz var ya yaptığım şeyde. Tamam, bütün rayların altını da şöyle koyayım ki daha da hızlanabilsinler. Daha fazla lazım. Daha fazla meşale hepsi. Koymalıyım. Nereden devam edecektim? Buradan. Tamam, buraya kadar geliyor. Şuraya da lazım. Her yeri meşaleyle dolduruyorum. Ve işte budur. Tamam, hemen denemeliyim. Vagonumu aldım ve hataları tespit etmeliyim. Şurayı da güzelce bir kapatacağım. Ve tamamdır. Hadi bakalım ilerleyelim. Şöyle geldik. Güzelce gidebiliyoruz. Hop, tamam. Güzelce devam ediyorum böyle. Harika, trenim çalışıyor. Tamam, bütün evi dolaştım neredeyse. Be, harika oluyor. Bir daha dönüyorum. Umarım kimsenin midesi bulanmaz. Ve galiba sorunsuz bir şekilde... Hayır, burada sorun varmış. Tamam, devam edeceğim. Orayı düzeltmem lazım ve işte budur. En sona güzel bir şekilde gelebildim. Orayı düzeltmem lazım sadece. Tamamdır, trenim de tamamlandı. Şimdi dış dekorasyonu düzeltmem lazım. Ama gerek var mı gerçi? Harika gözüküyor ki. Tamam, şöyle iyice kemik tozu kullanalım da etraf güzel gözüksün. Tamam, bir de şu uzunları kırmam gerekiyor. Tamam, harika bir pijama partisi evini ayarladım. İşte budur. Hey Sera, Lia, Fred, bitirdiniz mi? Benimki çok az kaldı. Biraz bekle. Bitirmek üzereyim. Benim de bitti. Tamam. Güzel, sonunda sonuca varabileceğiz. Ben galiba bitirdim. Son dokunuşları ne yapabilirim diye bakıyorum. Tamam, bence etrafa şöyle güzel posterler koyabiliriz. Hem etraf daha da güzel gözükür. Sonuçta film izleyeceğiz değil mi? Güzel posterler hiç de zarar vermez. İşte budur. Her yer harika oldu. Oh be, evim harika oldu. Tamam, gideyim bir bakayım. Emlakçı da gelmiş. Merhaba çocuklar. Durumlar nedir? Emlakçı bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hey. Lia, gelsene. Bak, emlakçı geldi. Fred, Sera, neredesiniz? Emlakçı bey, hoş geldiniz. Hoş buldum çocuklar. Sonunda sanırım işlerinizi bitirebilmişsiniz. Evet, bitirebildik emlakçı bey. Baksanıza, harika. Bir dakika, arkadaşlarım da çok güzel yapmışlar. Ne sandın Tofi? Sadece Seren mi yaptın sandın? Doğru, harika yapmışsınız gerçekten. Tebrik ederim çocuklar. O zaman hemen duvarları kaldırıyorum. Duvarları kaldırıyorum derken nasıl yani? Ne oldu? Ne? Bir dakika, tüm duvarlar gitti. Of ya, evimin şu tarafını yapmamıştım duvar var diye. Ali ya, kolaya kaçmışsın. Ya ne yapayım, zamanım yetmedi. Tamam, ilk olarak kimin evinden başlıyoruz? O zaman ilk olarak ben buna karar vereyim. Turuncu ev baya güzel gözüküyor aslında. Turuncu eve gidebiliriz. Ne? Turuncu ev mi? Tamam, ilk sıradan başlıyoruz. O zaman game mode'dan çıkalım, hadi gelin. Hop, ben çıktım. Tamam, ben giriyorum. Hoppa. Tamam, güzel. Ama acıktım sanırım. Yemek var mı yanınızda? Al bakalım, bu da hediyem olsun sana. Ne? Bir dakika, bu da ne? Koyun eti mi? Hem de 3 tane. Tamam, güzel, ağzıma layık oldu şu anda. Tamam, game mode'dan da çıktığımıza göre gelin Sera'nın evine gidiyoruz ilk olarak. Hadi bakalım neler varmış. Lia, etrafa baksana, ne kadar güzel dekore etmiş. Yerde hep lekeler var. Burası galiba... Neydi ya Tofi bunun adı? Mezarlık mı, tabut mu? Hayır, Halloween. Bal kabağına benziyor. Evet, tupturuncu. Evet, korku temalı yapmak istedim. Harika. Kafandakiler de ne? Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim. Aşırı yakışmış Sera. Teşekkür ederim Tofi. Tamam, gelin bakalım, böyle devam ediyoruz. Korku temalı. Yerde hep lekeler var. Burası da bayağı korkunç duruyor. Tofi, örümcek ağlar ve mezarlık. Buradan nasıl korkuyorsunuz? Evet, bayağı garip duruyor ya. Nasıl korkuyoruz? Fred, delirdin mi yine? Ne delirmesi ya? Hadi devam edelim. Açıkçası bayağı iyi yapmışlar çocuklar. Helal olsun. Emlakçı bey, sizin beğendiniz. Tamam, bakalım bir. Çok iyi dekore edilmiş. Bir dakika, tablolar var burada. Ben birinden geçtim. Bal
kabağı var. İki tane giriş var. Hangisi doğru giriş? Tufi, burada partiye koş yazıyor. Parti derken bir dakika, tamam ilerle bakayım. Nereye gidiyoruz? Koş yazıyor. Koş diyor. Koştum. Hayır. Bir dakika. Tamam yanıyorum. Tufi iyi misin? İyi misin? Sera tuzak yapmış buraya ya. Devam edelim ya. Çok başım yandı ha. Sera ne yaptın buraya? Üzgünüm Tufi. Yapmam gerekiyordu. Tamam. Sol taraftan ilerliyorum bu sefer de. Fire, sen ne yapıyorsun? Nasıl da sağdan gittiniz ama. Of ya, dur bakalım, tamam. Yine buradan devam ediyorum. Labirent var galiba burada. Tamam, böyle devam etmeliyiz. Bayağı yaratıcı olmuş çocuklar. Tebrik ederim sizi. Teşekkür ederim Nakçı Bey. Sağ mı sol mu yazıyor? Yerde muz kabukları var. Kaymayın bak sakın. Sağ mı sol ya, mu? Ya kaydım ve saçım hep örümcek ağı oldu. Hop, sağda ne var? Bir dakika. Yanlış tarafı seçtin diyor. Hayır, buradan dönüyorum o zaman. Tamam, diğer taraf ne? Burada evet doğru yolu bulabildin yazıyor. Evet doğru yeri bulabildin diyormuş Arden. Tamam. Laf parkur var hafif. Tamam, şöyle atlaya geçmemiz lazım. Bayağı eğlenceli bir yere benziyor ve üst kata geldik. Yine balonlar. Çocuklar çabuk gelin, parti burada. Parti mi? İşte buna parti derim. İşte budur, harika olmuş. Gerçekten çok yaratıcı olduğunuz için sizi tebrik ederim. Bu eve sanırım puanım 8. Ne 8 mi? Vallahi iyi verdi aslında. Helal olsun Sera. Teşekkür ederim Nakçı Bey. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kesinlikle gitmiştir var ya, çok iyi oldu. Harika olmuş. Hadi sıradaki eve geçelim o zaman. Hadi tamam, geçelim. Gelin bakalım Emlakçı Bey, sıradaki ev benim. Evet Emlakçı Bey, bakın burası benim evim şimdi. Ya bir dakika. Ne oldu Fred? Niye ilk senin evine giriyormuşuz? Tamam, kiminkine girecekmişiz? Tabii ki de benim evime. Of, iyi tamam, devam edelim. Çok da önemli değil zaten. Önce ben gideceğim. Hayır, ben gideceğim. Bekleyin ya, beni bekleyin. Tamam gel. Evde havuz var. Tabii ki de, tam bir parti evi. Açıkçası bayağı lüks bir ev olmuş. Doğru değil mi Emlakçı Bey? Bayağı lüks gözüküyor ya. Gerçekten çok yenilikçi olmuş. Helal olsun Fred. Teşekkür ederim. İçeri gelin. Bilgisayar bile var ama tamam, koltuk yok diyecektim de, burada mı oturacağız? Yani evet, genelde ben burada otururum. Bayağı güzel olmuş. Buradaki kapılar da bayağı sağlanmış. Yenilikçi olmuş. Güzel. Mutfak da bayağı bir ferah. Evet, mutfağı da çok güzel ya. Ya burayı çok modern yapmış. Nerede parti yapacağız? Evet, nerede parti yapacağız Fred? Oraya geleceğiz. İlk önce siz bir tuvaletimi de görün. Tamam, bakalım bir ne varmış tuvalette. Oha, altın tuvalet. İşte budur. Tam aradığım tuvalet. Hayır saymam Emlakçı Bey. Bakın içinde kaka var. Çıktım Fred. Ne yaptın oraya? Hiçbir şey yapmadım. Ben yapmadım onu. Of ya, iyi tamam, yukarıya çıkalım. Hayır bir dakika. Hayır, çıkmaya da bilirsiniz aslında ama yani karar sizin. Tamam, ne var ki yukarıda? Bilmiyorum, gidip bakın ya. Of. Kesin böcek koymuştur, kesin. Bakayım bir ne koymuş olabilir ki? Bir dakika, burası da hamam böcekleri var yerde. İğrenç. İmdat. Bir dakika, balkondan atlayacağım, çekilin. Ben de atladım. Ev gerçekten çok güzel olmuş ama böcekler bayağı kötüydü. Yapma Fred, yapma. Böcek camdan bakıyordu. Tamam Fred. Bence Elia'nın evinden devam edelim. Emlakçı Bey, kaç puan veriyorsunuz buraya? Ev güzel ama dediğim gibi böcekler biraz abartı olmuş. 9 verecektim ama böcek olduğu için 8 veriyorum. Baksana Fred, böceklerden puan kaybettin. Al 100 bakalım böcekcik. O nasıl yüzüyor orada ya? Neyse tamam, Elia'nınkine geçelim. Evet, işte benim kısmım. Ben evimi tanıtayım. Öncelikle burada sizin rahat etmeniz için şezlong koydum. Meyve yiyerek şezlongda oturabilirsiniz. Vay, bayağı iyi olmuş. Kırmızı benim şezlongum galiba. Çok iyi. Şöyle gelip uzanabileceğim burada. Evet, sonra evimizin içerisinde girmeden burada ayakkabılarınızı koyuyorsunuz ve Lia'nın pijama partisine hoş geldiniz. Harika duruyor değil mi çocuklar? Evet çok güzel yapmış Lia. Dış görünüşü harika durmuyor ama içerisi umarım güzeldir. Evet, dış görünüşü biraz basit olmuş gibi Lia, değil mi? Ama içerisi için çok uğraştım. Girince anlayacaksınız. Tamam bakalım bir. Mor, mavi. Doğru olan ne? Kesin Lia yaptığı için. Sence hangisi doğrudur Sera? Ya Tofi, şurada sandık var, içinde not var, okusana. Bakalım bir, Lia'nın en sevdiği renk nedir diyor. Hemen kesinlikle mordur o zaman. bir dakika, burası da ne? Hepimizin renklerinden ayrı oda yaptım. Burası senin rengindi, şimdi benim rengim. Bir dakika, bir daha soru var galiba. Lia'nın en sevdiği yemek nedir? Fred, sence hangisidir? Tabii ki de fasulye değildir. Öyle mi diyorsun? Patates.
patates kızartması mı? Tamam doğruymuş. Ha burası Seran'ın odası. Evet Seran'ın odası. Onun hayvanı için bile yer koydum. Çok iyi yapmış. Çok teşekkür ederim. Aşırı iyi duruyor. Tamam sıradaki soru. Lian'ın en sevdiği hayvan nedir? Sera burası senin odan sen karar ver. Kedi tabii ki. Kedi mi? Tamam bakalım bir burası mı? Aa hayır burası yanlış kesinlikle girmeyin. Kandırdım köpek tabii ki. Tamam bakalım bir köpeğe. Evet burası da Moni'nin odası. Gelmediği için ona tuvaleti verdim. En iyisini yapmışsın. Ya çekti zaten uyudu bütün gün. Bir daha soru var burada. Lian'ın en sevdiği oyun nedir? Minecraft mı Roblox mu? Minecraft mı Roblox mu? Galiba Roblox. Evet doğruymuş. Evet burası da Fred'in odası. Fred beğendin mi? Mükemmel olmuş da ben nerede saklayacağım böceklerimi? Ya Fred bir yere de böceklerine gelme be. Gerçekten seçim yapılması harika olmuş. Çok beğendim burayı. Emlakçı Bey öyle mi? Evet ben de beğendim. Hayal olsun diye. Sıradaki soru. Lian'ın en sevdiği arkadaşı kimdir? Toffee hepsi. Kim yoksa? Tabii ki de Toffee. Allah Allah var mı? Galiba hepsi değil mi? Herhalde Toffee'cim. Arkadaş ayrımı yok bizde. Evet onu iyi dedin. Hop tamam bakalım bir. Hop pembe pembe. Bu kimin odası? Burası parti yapacağımız oda. İşte yemekler de burada parti. Oha harikaymış bir sürü yemek var burada. Gerçekten çok beğendim Lia harika yapmışsın. Hepinize hediye de aldım Emlakçı Bey buradaki de sizinki. İşte budur ve herkese hediye mi? Normalde dış görünüşü kötü olduğu için 9 verecektim. Ama bana da hediye verdiğin için 10 puan tam puan veriyorum sana. Ay inanmıyorum inanmıyorum. Helal olsun Lia 10 puan tam puan aldın. Ay çok mutluyum. Hadi Toffee'ninkine de bakalım. Hadi sıra bende gelin bakalım. Evet evime hoş geldiniz. Bakın ne kadar harika duruyor değil mi? Evet dışarıdan çok güzel çok modern böyle çok değişik. Bir dakika bu tren rayı da ne böyle? Hey başlangıcı orası değil gel bakalım Fred beni takip et. Öncelikle evimi tanıtacağım. Evime otomatik kapı böyle girebiliyorsunuz. Vay açıkçası biraz eski bir eve benziyor ama gayet güzel şeyler var gibi içinde. Evet her şey harikadır. Öncelikle burada güzel güzel yataklarımız bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Bak Sera hepimize ayrı ayrı yatak yapmış. Fred televizyon izlemeye başlamış bile. Evet gerçekten televizyonun büyük olması da çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz Emlakçı Bey burada. Tabii ki hepimizin en sevdiği filmlerin posterlerini astım. Film gecesi yapacağız sonuçta değil mi? Batman'i çok severim çok iyi olmuş Toffee teşekkürler. Evet kafanda yarasa kanatları olmasından anlamalıydım. Tabii ki seveceksin Batman'i. Daha sonrasında burada geceleri oynayabileceğimiz bir bilardo masası var. Ben bilardoyu hiç beceremem ama Fred çok iyi oynar. Öyle mi Fred? Evet bilardoya bayılırım. Gelin bakalım televizyonumuzu da gösterdim. Burada gece belki piyano çalarsın diye bize buraya piyano koydum Lia. Ay tamam kesin çalacağım söz. Tamam bak burada da Sera belki resim çizer diye tablo koydum. İkimizin portresini yaparım Toffee. Teşekkür ederim. Of çok güzel olacak. Ve en can alıcı noktaya geldik. Çabuk herkes vagonlarını aldı tamam. Atla bakalım ya devam et sen. Hop ittirin beni. Bay bay sıra sende. Tamamdır hadi gidelim. Hop Sera da gitti. Fred koş bakalım. Uçuyorum. Hop harika bir şekilde gidiyorsunuz çok iyisiniz. Hadi bakalım Emlakçı Bey siz de ilerleyin. Tamam en sona da ben gidiyorum ve şöyle gitmem lazım. Nasıl eğleniyor musunuz? Burası bir harika. Evet, evet evet bütün evi dolaşabiliyoruz böyle çok eğlenceli oluyor. Bazen de yavaşlıyor çok güzel oluyor. Ben bitirdim bile. Bitirdin mi? En sona geldin mi? Geliyorum en arkadayım. Hop böyle dolaşıyorum hız trenine bayılıyorum. Sera korkuyor musun? Yok çok eğlenceliydi. Evet hop tamam geldim ben de geldim ve işte budur. Evet Emlakçı Bey beğendiniz mi? Evin dış görünüşü eski geldiği için düşük puan verecektim ama hız treni beni harika hissettirdi. O yüzden sana da 10 puan veriyorum. Ne? Ben de 10 puan aldım. Şimdi ne olacak? İkimiz de aynı puanı aldık. Nerede parti yapacağız biz? Bence aynı puan almasak bile 4 evde harikaydı. Her gün bir evde pijama partisi yapabiliriz. Mantıklı Toffee çok zekisin. Bence de öyle yapalım. Evet harika olacak. Fred sen ne diyorsun onaylıyor musun? Tabii ki de buna kokoroç diyorum. Harikasın Fred. Tebrik ederim çocuklar. Hepinize bu arada para ödülünü de vereceğim. Para ödülü mü? Ne parası? Para ödülü. Hemen istiyorum lütfen. Herkese para mı vereceksiniz? Yok artık. Çok teşekkür ederiz. Bir çanta dolusu para. Ben kaçar. Ben de kaçarım. Hadi görüşürüz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız kesinlikle kanallarımıza abone olmayı ve videoya like atmayı asla unutmayın. Ayrıca unutmayın ki sağda ve solda milyonlarca video var. Tıkla hepsine tık. Abone olan herkese kurabiye. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.